İyi akşamlar sevgili takipçilerim. Evet bugün 4 Mayıs ee, günlerden Perşembe Şaşırmayım. <laughs> Dün 3 Mayıs'tı biliyorsunuz doğum günümdü. Yarın da beklenen e, 5 Mayıs özellikle de 5 Mayıs'a dair e, Cassandra diye bir e, ünlülerin astroloğu var. E, felaket tellallığı yapıyor Allah'ım korkuta korkuta bizi. Artık öyle olacak böyle olacak felaketlerin sonu arkası kesilmiyor. Ee, ben hiçbir şey olacağını düşünmüyorum ama e, tabii ki şöyle bir kulak ucuyla da astrologların söylemlerine de dikkat ediyorum çünkü biliyorsunuz geçtiğimiz ay bir güneş tutulması hemen üstüne bir ay tutulması e, ve bunların etkilerinin de bayağı bir e, hareketli ve sıcak geçeceğini neyse ben onların saydığı felaket şeylerini felaket tellallığı yapmamak için dillendirmeyeceğim ama Türkiye için 5 Mayıs hakkında flash bir haber daha şimdi gelmiş. Ne oluyor böyle? Bu 5 Mayıs Mayıs'a saatle verilmiş. Türkiye 5 Mayıs'la ilgili iddialar dolaşmaya devam ediyor. 5 Mayıs'tan sonra havanın aniden soğuyacağı iddialarının ardından şimdi de ay tutulması hakkında dikkat çeken bir haber geldi. Ay tutulmasının pik yaptığı sürede Türkiye'den izlenebileceği ifade edildi. Ay tutulmasının saat aralığı. 18-14 ila 22-32 arasındaymış arkadaşlar. Türkiye'den de gözlemlenebilecekmiş. Yani hayırlara vesile olsun diyelim. Kimsenin e, canı yanmasın e, Türkiye'de son dönemde Vatandaşlar tarafından en çok merak edilen Detayların başında hava durumu geliyormuş Arkadaşlar ve havanın aniden Soğuyacağı söyleniyor ama artık Bahar e, Mayıs'a girdik yani Soğusa bile bir bir gün iki gün sürer Herhalde diye düşünüyorum şu anda Gözlerim yuvalarından çıktı Şarjım %13 kalmış ki Ben bunu şarja taktıydım keşke Kontrol etseydim e, Ya tam oturmadığı için ee, şarjda olmamış anacığım neyse hemen o zaman hızlı hızlı ee, notlarımı aldım iPad'imin şarjı bitmeden haberlerime magazin haberlerime dolu düzgün geçeyim arkadaşlar evet bugün biliyorsunuz camdaki kız var camdaki kızdan biliyorsunuz başka bir diziye transfer oldu aileye transfer oldu o, o Nur Süer Orada baskın bir e, Nalan'ın annesi konumunda Feride karakterini canlandırıyordu. Şimdi de yine bir dizi oyuncusu camdaki kızdan apar topar veda edip ayrılıyor. Gülcihan hanımefendi, Gülcihan hanımefendi, e, konağın konak mıdır yalı mıdır artık neyse e, hanımefendisi. Bugün zannedersem onu bir şekilde e, ölecek ve diziden o da ayrılacakmış zaten hemen yerini de yapmış. E, kendi diğer dizisine geçecekmiş arkadaşlar. Kanalda ekranları yayınlanan camdaki kız dizisi beklenmedik veda demişler. Yo beklendik aslında yolunu yapıyorlardı bir iki gündür hastadır mastadır. Yani zaten bir şekilde diziden çıkarmak için birkaç bölüm önceden başlıyorlar onun e, yolunu yapmaya arkadaşlar. Ve şöyle bakayım bir camdaki kız dizisinin yeni bölümünde yıkıcı bir veda yaşanacak. Gülcan karakterini canlandıran Devrim Yakut. Ben bu Devrim Yakut'u komedi oynadığında çok beğenmiştim. Dramayı da güzel oynuyor ama e, aile arasında bu şeyin Gülse dizisinde bayılmıştım. O Adanalı kadın karakterini aksanlı şiveli karakterleri de e, son derece e, güzel ve doğru canlandırdığını düşünüyorum arkadaşlar. Evet e, yani diziden ayrılıyor anladığım kadarıyla. E, Devrim Yakut'un dizisi de belli yeni projesi de. E, Çekiç e, ve Gül Bir bah Behçat Ç. hikayesi dizisinin e, dizisinde seyirciyle buluşacakmış. E, edinilen bilgiye göre sevilen dizi Behçat Ç.'nin ikinci sezon çekimleri Mayıs ayında başlayacakmış. Orada da e, Gülcuhan hanımefendi yani Devrim Yakut e, karakteri yer alacak arkadaşlar. Bakalım. E, başarılar dileriz. Gerçekten de burada da... E, şeydi yani sağlam güçlü bir karakterdi dizinin içerisinde. Ben zaten bu e, Hayri'nin evli olmasından sonra ona bakması etmesi böyle benim e, nalanlı boğasım var yani. Böyle bir aptal bir salak kadını oynuyor. İşte aynı şu an neydi o e, şey gibi e, annesi beni anlamıyor falan diyor ya. Ee, Neslihan Atagül, Kadir Doğulu çifti gibi. Yaşanıyor işte bunlar yani. Salak salak, körü kırı körün hani hala oğlan iki çocuğu çıkmış, karısı çıkmış, hala da adamla görüşüyor. Biz de izliyoruz evlenecek mi, evlenmeyecek mi diyor. Böyle bir adamla evlenirlerim. mi? O karıya neler yaptı? Onu, onu yapan sana yarın bin yapacaktır yapacaktı. Yani e, erkeklerin referansı bir, eğer evlilik yaptıysa bir önceki hanımları olsun kadınlara. Gerçekten ya ona nasıl davrandıysa o profil eee Canım cicim ayları geçtiğinde sana da öyle davranacaktır. İnsanın karakteri, kadına bakış açısı, saygı, disiplin hepsi değişmeyen şeyler biliyor musunuz? Disiplinden kastettiğim ne bileyim eğer disiplinli mi çalışıyor? Hani haytalık, kovardalık, çalışmayıp, eve bakmayıp yani bunlar bir kişide ya vardır ya yoktur. Ben bazı insanlar hakikaten yani jilet gibi giyinen, dikkat ediyorum giyimini özen gösteren, işini önem gö gösteren insanlar disiplinli insanlar. Yani bir yaşam şekli var onu devam ettirmek istiyor. O şekilde de devam ediyor. Yok bir gün çalışayım sırt üstü yatayım ne bileyim iki gün şöyle olsun üç gün böyle olsun. Karman çorman yaşayan adamdan bir kadına ne hayır gelir ne koca olur ne baba olur. Yani o anca sizi de alır kendi düzensizliğin içerisinde mahveder diye düşünüyorum arkadaşlar. Gerçekten şimdi bakıyorum hiçbir evlilik yürümüyor. Yani özellikle ünlüler camiasında artık bitti. Hadi ünlülere geçtim. Etrafınıza bakın. Ne çok boşanma duyuyoruz, ne çok ayrılık haberi duyuyoruz. Bir seneyi devirenler uzun birlikte uzun evlilik yapmış gibi bir şey oldu artık. Öyle bir sürece girdik gerçekten. İnsanların bir kere birbirine tahammülü kalmadı diye düşünüyorum. Lüks aracıyla bebekte görüntülenmiş sefo pembe bir e, böyle kamyonumsu, jipimsi arabalar var ya böyle arkasında pick-up gibi kasası olan ama onların e, lükslerini yaptılar şimdi ya bir erkeğe de pembe araba çok da ne bileyim çok da ilginç geliyor ama artık tabii renklerin renklerin bir erkeklikle kadınlıkla ilgisinin kaldığını düşünmüyorum ama gene de yani bu kadar şeker pembesi çocuk gibi bir arabayla ama araba tam ters köşe yani hani böyle mini kupur falan olsa ya da böyle sevimli arabalar oluyor ya renkli renkli anlayacağım ama yani bu kadar böyle böyle hani Amerikan arabası gibi blazer jip gibi böyle büyük bir arabanın pembe olmasın Yakışmış da gerçi sevimli de buluyorum. Bu çocuk tatlı bir çocuk böyle rapçi ama e, ilişkiler adına da o da biliyorsunuz Melisa Döngel'den ayrıldı oyuncusu. İşte bunalımdayım işte e, sosyal medyasında evime gidip ağlayacağım. Sonra kendime dedim sen sefosun çık arabanla gez dedim falan gibi e, sosyal medyada bir şeyler paylaşıyor. Sonra da bebeğe çıkınca hemen magazinciler yakalıyor anacığım. O dakika sosyal medya ne kadar etkili bakın düşünün. E, Sefo sosyal medyasında söylemleri paylaştıktan sonra bebeğe iniyor. Bebeğe iner inmez, zaten oralar magazinci kaynıyor. Magazinciler hemen soruyor işte Melisa'yı unutamadınız mı? İşte e, e, sosyal medyada paylaşırlarınız falan var diye. Önce bir haberi bir okuyalım konuyu çok dağıtıyorum farkındayım. Sefo pembeye boyattığı lüks pick-up eee pick önceki gün Bebek trafiğinde objektiflere yansıdı. Seyir halindeyken aracın camını açıp soruları yanıtlayan rapçi yeni bir şarkı yapıyorum. Onun çalışmaları var, çalışmaları var demiş. O ses rap jürisi, jüri koltuğunda olan Sefo, "Aa bu arada o sesi rap başlayacak ve e, orada e, Sefon'un haricinde Hadise ve Hadise'nin şu anlarda şarkı söylediğini ve adamın ismi neyse şu haberimizde var zaten o da olacak. E, hadise de şeye gitmiş biliyorsunuz Hasan Cankaya'ya ona geleceğim birazdan. Sefon Sefo Melisa Döngel'le olan ilişkileri sorulunca şarkıcı şöyle yanıt vermiş. Bilemedim ben de ilişki konularında pek iyi değilim açıklaması konularda pek iyi değilim demiş beceremiyorum. Sonlandı galiba demiş yani o da tam bilmiyor. Ee, yani ilişkisinin bitip bitmediğinden bile bir haberdar hem konuşmayı beceremiyorum bu konularda diyor hem ilişkiyi beceremediğini söylemiş. Melisa'yı da yakalamışlar o pek konuşmamış pek sıcak davranmamış ama sempatik tavırları genç yani olabilir zaten bu zamanda e, ilişkiyi gerçekten yürütmek ya da bir şeyleri yolunda gitmesini sağlamak gerçekten zor. Öyle bir sürece girdik ki arkadaşlar. Yani millet birbirinin gözünü çıkaracak. Tahammül diye bir şey yok. Yani e, sevgi, gerçek aşk bunlar artık nadir bulunan e, değerli taşlar gibi bir şey olacak. Yani bin, milyonda bir kişinin başına belki gelirse gelecek. Gerçekten çabuk tükettik her şeyi diye düşünüyorum. Bakın mesela şu son 6 ayın içerisinde çok böyle popüler bir şarkı çıktı mı? Çıkan hiçbir şarkı geçiyor mu? Geçmiyor. Farkında mısınız? Müzik bitti birazcık da bu telif yasalarıyla alakalı o kadar bokunu çıkardılar ki affederseniz ben bile kendi şarkılarımı bazen diyorlar niye Sevda güzel şarkılarım var yapmıyorsun diye. Bütün parasını benim harcamama rağmen tabii ki bir şirket üzerinden çıkması gerektiği için Kuruşu kuruşun anacığım. Her kuruşunu kendim ödediğim şarkımı şu an atıyorum. Şurada bir müzik setinde çalsam, e, yayına versem, e, videom engellenebilir, kısıtlama getirebilir. Çünkü niye telif yasalarından dolayı algoritma hemen o müziği algılıyor, onun altyapısında olduğu için. E, o şarkılarda Firmaya ait olduğu için bir prosedürü var yok izin alacaksın izinsiz okudun carttırı curttırı onun için YouTube'a yazışma yapacaksın falan çok detaylı işler o yüzden de aslında isterim böyle sizin karşınızda şıkır şıkır göbek ata ata çıkayım bugün bir müzisyen arkadaşım hem doğum günümü kutlamak için aramış hem de dedi ya sevda peydir görüşemiyoruz. Ee, ...bu konuları konuştuk. Biz de işte... E, ...şey yaparız, ne bileyim... ...anonim şarkıları yaparız. Birlikte e, bir çalar, söyleriz... ...böyle bir şeyler yapsak falan. Ee, müzikli bir söyleşi. Hem şarkılar söylediğimiz... ...hem sohbet ettiğimiz. Çok keyifli olur dedim ama... ...YouTube'un aldığı kararlar, bu telif yasaları... E, ...gerçekten... ...sıkıntılı. Yani... ...anonim şarkılarla da nereye kadar? Yani... İsterim heybetli şarkıları söylemeyi çok da özledim sizlerle bunları paylaşmayı. Ayol kendi şarkılarımı ne diyorum şimdi yayınlasam e, videonun bir şekilde kısıtlama gelecek yani daha az kişinin önüne düşecek videonuz yani kısıtlama getiriyor para kazanması önemli değil ama yani o yüzden enteresan bir şekilde bu telif yasaları çok sıkıştırıyor insanları. Ne yaptılar? Müziği bitirdiler. Kimse şarkı paylaşamıyor. Kimse bir şey yapamıyor. Ya kısıtlama geldi yani bu YouTube'da. Yani daha önceden daha iyiydi diye düşünüyorum. Aslında baktığın zaman kar mı ettiler? Yo Ölü yatırım gibi duruyor şarkıları yani. Ne bileyim. Anlam veremiyorum. Bur belki ileride daha bir düzgün seviyeye getirirler mi? Daha ee, anlaşılabilir, kullanılabilir hale getirirler mi bu telif yasalarını? Hala da doyumsuzlar. Her yerden para kazanmak istiyorlar. Şey, bestecilerde de bir açgözlülük var yalnız. <laughs> evet. Enrico Masias ikinci vatanım demiş. Türkiye için Cezayir asıllı Fransız şarkıcı Enrico Macias geçen akşam İstanbul Sivis Otel'de gerçekleşen bir törende uluslararası başarı ve onur ödülünü almış Orhan Gencebay'ın elinden. Yalnız Orhan Gencebay da ne yaşlanmış bir anacığım. Ay bayağı bir yaşlanmış, çökmüş yani gerçekten. E hayat hepimiz bugün çökeceğiz. Allah ne derler e, sağlıklı ve de güzel yaşlanmayı nasip etsin. Hani... Enerjimiz kirlenmeden enerji kirlendiği zaman bazen bakıyorum yaşlı insanlara karanlık bakıyor kötü bakıyor bazılarına da bakıyorum nur yüzlü bir bakışı güzel gülümsemesini kaybetmemiş anlıyorum zor bir hayat insanlar 70-80 sene yaşadıktan sonra hayata pozitif bakmak yaşadıklarının etkisiyle çok kolay olmuyor ama iç işte maya sağlamsa anacığım gülümsüyor yani gülümsemenizi kaybetmediğinizde ee, ne bileyim insanlara güzel baktığınızda yani düşünsenize bir karşınızdan birisi geliyor hoşgörüyle bakıyor birisi de geliyor böyle kaşlarını çatmış böyle kötü kötü bakıyor fesat fesat bakıyor ay ne olsam da şuna bela olsam der gibi yani öyle insanlar maalesef etrafımızda çok diyorum ya sağlıklı ve e, kalbimiz yüreğimiz güzel yaşlanmayı Allah bana ve benim izleyen tüm izleyicilerime nasip etsin diyorum. Ve demiş ki e, ikinci vatanım olarak gördüğüm Türkiye'ye 1962'de bu yana beraber çalıştığım Erkan Özarman'a teşekkür ediyorum. Erkan Özarman herhalde Türkiye'ye ilk getirmiş. Kendisi meslek hayatımda en büyük desteğimdir. 22 yıl evvel Paris'te 35 sanatçının katıldığı İzmit depremi için yaptığımız konseri bu yılda Kahramanmaraş depremi için organize ediyoruz demiş. Ee, yab yabancı İngiltere'de yapıldı biliyorsunuz böyle depremzedeler için bir konser. Dünyada biliyorsunuz birçok yerde de depremzedeler adına konserler ve etkinlikler düzenleniyor hala. Ne güzel ne hoş olsun da unutmamak lazım unutturmamak lazım oradaki e, insanlara ki bazen arkadaşlar e, anlıyorum hayatın içerisinde negatif şeyler duymak hiçbirimiz istemiyoruz ama bir depremzedenin e, zannedersem bulunduğu yerden ayrılmış bize diyor reva gördükleri kaldığımız yer iş arıyoruz bizi diyor 3. sınıf vatandaş görüyorlar yapmasınlar ya yani pozitif bir ayrımcılık uygulamak gerekirken onlara kiralık ev vermeme iş vermeme biz ne yaptık size diyor yani hakikaten yani Allah vurmuş bir de biz vuruyoruz. Olacak iş değil yani bunu söyleyenlerin sayısı da az değil. İş bulmakta zorlanıyoruz, hayatımızı yeniden kurmakta zorlanıyoruz, işte ev bulmakta zorlanıyoruz diyenlerin sayısı çok fazla arkadaşlar. Hayat e, sonsuz değil arkadaşlar. Bu dünya bize kalmayacak, hepimize bu bedenler emanet, e, sahip olduklarımız bize bir emanet. Yani ölünce gidecek hiçbir şey götüremiyorsunuz. Bak anlık her şeyini kaybeden insanlar oldu. Hiç ibret almıyoruz. Hiç ders almıyoruz. Ve düşene de bir tekme vurmaya bayılıyoruz. Mayamızda var insanoğlu olarak. Duyduğumda çok üzülüyorum arkadaşlar. Sinan Akçıl dikkat çekmeyi seviyor bu çocuk. Ya da e, dikkat çekmek için değişik açıklamalarda bulunmayı seviyor. Sinan Akçıl işte bir katıldı... E, ee, şu Sinan Akçıl ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Güncel Kadir Çetin'in programına katılmış. Kadir Çetin'e Number One Türk'ten ben de programına gitmiştim. İzlemeyenleriniz varsa izleyebilir. Sevda Giray Number One Türk derseniz öyle bir söyleşi hem şarkı söyleyip hem de sohbet etmiştik arkadaşlar. Ee, Kadir Çetin'e e, Kafada Sorular adlı YouTube programına konuk olmuş. O YouTube programına gitmiş. Ve e, Akçıl Kuşadası'na gerçekleşen programda özel açıklamalar yapmış. Kadir Çetin hadise şarkı söylemene karşı çıkmıştı demiş. E, o da onun bu lafının demesi üzerine şarkıcı, e, şarkıcı bitmiyordu bu hadise konusu. Evet öyle bir şey olmuştu. Şimdi de şarkı söylememi istemeyenler Trend 1 listesine baksınlar demiş. Yani Trend 1 listesindeyim. Ee, o zaman şarkı söylememi istemeyenler demiş. Ve şarkı söylemeye başladıktan sonra geçmişte yaptığım işlerin değer gördüğünü dile getirmiş. Ee, şarkıcı dönüm noktası dokunadığınız nedir denildiğinde de e, Sezen Aksu'nun Kanlıca'daki yalısında ay hep de bu Sezen Aksu'dan geçmiş farkında mısınız? Şu anki ünlülerin yarısı hepsinde bir el değmiş bu Sezen Aksu'nun. Gideyim yalının önünde mi yatayım lan? ben de bu yalıya bir gideyim. Ben benim yakada dermişim. Kanunca'daki yalısından ayrıldıktan sonra İzel'in bütün albümünü 19 yaşında bana güvenip teslim etmesiyle ilk dönüm noktam o oldu demiş. Sonrasında da diğer dönüm noktam ise Hande Yener'in bana atma şarkısını birlikte söyleyelim demesi oldu demiş. Yani o onu tetiklemiş. İlk işte 19 yaşında düşün 19 yaşındaki bir aranjöre e, ki o zaman da İzel Flash bir isim. O kadar büyük bir popçunun o aranjörü ciddiye alıp işini yaptırması gerçekten onun için e, bir dönüm noktası olmuş. İkinci dönüm noktası da işte şarkı söylemeye Hande Yener gibi güçlü bir vokalin yanında başlaması da. O da onun e, şansı olmuş. İşte bazen e, şans insanın ayağına gelir derler ya. Onun da ayağına gelmiş. Şöyle bir mikrofonumu kontrol edeyim. Ee, dün e, mikrofonun e, sesi gayet iyiydi çok enteresan bir gün iyi diyorsunuz bir gün kötü diyorsunuz e, zannedersem uzun videolar çektiğim için e, telefonla ilgili de olabilir bir müddet sonra belki mikrofon e, ısınıyor da e, şeyi mi düşüyor bilemiyorum ama bir gün iyi bir gün kötü idare ediyoruz ama bu ay sonunda e, muhteşem cihazlarla çözüyorum. Onun da müjdesini vereyim arkadaşlar. Çünkü bazen demek ki kullandığınız telefonlarla da alakalı. Yo gayet iyi diyen, ben bugüne kadar sesle sorun yaşamadım diyen de birçok kişi var. Ama bazen de e, yediniz beni, ses kötü sesi düzelt diyeniniz de çok var. Kime inanacağımı şaşırdım. Ben açıyorum, ben de iyi. E, herkes de iyi olduğunu düşünüyorum ama yani şikayet geldiğine göre bir takım kişilerin Artık neyden izliyorsa telefondan mı ya da e, tabletten mi izliyorsa yeteri kadar gelmediğini söyleyenler oluyor. Safiye soyman. <laughs> Ay Safiye soyman. Hakikaten kız böyle bir gerim gerim gerildi ama anlık böyle bir kulağını gördüm. Acaba şiş mi kulak? Sanki e, uzaylı filmlerinde hani e, yaratıklar oluyor onların kulağını. <laughs> ah canım Safiye'm ya sen niye uyuyorsun Seda Sayanız yani ne yapacaksın o kadar estetiği yani katıldığı ikinci sayfada ilginç açıklamalarda bulunmuş ee, ve e, diyor ki bana faik gibi muvaffak olmuş erkeği herkes paylaşır dediler diyor tuvaletin önündeki kadınla mı karşılaşmış nedir neyine ne muvaffak olmuş yani e, ne başarısı var ki fain? ya, ya anlamak mümkün değil ya gerçekten. Bakın kimseyi e, yargılamak için söylemiyorum ama yani siz şarkıcı olarak görüyor musunuz faiyi? Görmüyorum. Şovmen olarak görüyor musunuz? Görmüyorum. Safiye'nin yancısı gibi. Hani onun yanında işte espri yaptı falan. Didişti mi dişti. O ara böyle bir realite şov gibi insanların ilgisini çekmiş olabilir ama yani muvaffak kelimesini kullanacak kadar bir başarısı olduğunu ben düşünmüyorum. Yani işte ünlü oldu biraz da biz faydalanalım falan demiş kadınlar güya. Ee, hayatım işte bazı kadınlar zevksiz oluyor. <laughs> midesiz oluyor ne diyeyim yani. Gerçekten enteresan. Ama e, yani Safiye Soyma'nın ekranda Yapma anacığım yani bunlar artık unutuyorlar mı? Eskiden bir ayıp vardı, edep vardı, bilmem bir destur vardı. Ekran önünde insanlar her şeyi konuşamazdı, utanma vardı. Artık sınır tanımıyorlar. Ağızlarına ne geliyorsa konuşuyorlar, estetik demiyorlar. Eskiden ayıplardılar insanlar ya hani belirli bir yaştasın bir de. Hani e, insan biraz da yaşının kadını olur ya yani estetiklerini ben bunların ekran önünde çok konuşulmasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani düşünsenize oramı gerdirdim, buramı çektirdim, 3 santim yukarı aldırdım, şöyle indirdim, böyle çıkarttım. Yani siz sanatınızla ya da şarkılarınızla ön planda olmanız gereken insanların bunları yapıyor olması ne bileyim işte yeni yetme influzurlar gibi. Mesela Seda Sayan da aynısını yapıyor. Konumlarını unutmuşlar. Yani bir güzellik merkezinde, şimdi o habere de geleceğim. Bir estetikçi de. Buralardan video çekip paylaşmaları bence ayaklarına kurşun sıkıyorlar. Kendilerine zarar veriyorlar diye düşünüyorum. Ya çirkin gelmiyor mu size de ya? Var ya hani bir yeni yetenekli influencer'lar meşhur olmaya çalışıyorlar. Bir gün işte güzellik merkezinden bir gün estetikçiden ilgi çekici olsun diye videolar paylaşıyorlar. Onlara özeniyorlar. Ama sizin yaşınızda ya da sizin kariyerinizde konumunuzda insanların bunları yapması bana çok sakil geliyor. Çok saçma geliyor. Ağırlığınızın eee işleri değil onlar yani düşünsenize yani sen bu ülkede ast yapmışsın, ünlü olmuşsun, belirli bir yaşında üstüne gelmişsin. Artık ne bileyim hani o yaşında güzellikleri var. Öyle değil mi? Yani e, ne bileyim öğretici olabilirsin, e, e, insanlara güzel örnek olabilirsin. Ne bileyim güzel şeylerle ekranda olabilirsin. Yani estetiktir. Sürekli güzellik merkezinden bu neyin yarışı yani? Sanki de sürekli ya bak beli açık yok. Ya 65 yaşında belini açsan ne olur? <laughs> Bakın şimdi bazıları da sevda bu beni 60 yaşında izleyen hanımlara söylüyorum. Bakın 65 yaşında olmak da güzel, 70 yaşında olmak da güzel. Allah sağlık versin hepimize de o yaşları görelim. Ama o yaşında güzellikleri var. Yani 65 yaşına gelip de 20 yaşında kızlarla yarışmak bana doğru gelmiyor. Yani 20 kızla yaşındaki kızın yaptıklarını yapmak 60 ya ya oğlum sen 20 yaşındayken yap yap. Ama 65 yaşına gelince onu yapmanın manası ne? O zaman hiçbir şey öğrenmedin mi? Hayat sana hiçbir şey katmadım. Hayat sadece görsellikten, sadece ilişkiden, sadece ne bileyim e, maddesel şeylerden ibaret değil ki. Hele de şu çağda. Onu demeye çalışıyorum. Ben e, ne bileyim birkaç etkinlikte birlikte de olduk. Safiye hanımla ne bileyim severim de aslında kalbinin güzel olduğunu düşünüyorum ama yani o da ne bileyim belki de işte ne diyeyim söyle arkadaşını söyleyeyim sana derler <laughs> Yani yapmayın ne gerek var ya da yapıyorsanız da bunu konuşmayın ne bileyim ekran önünde konuşmayın sosyal medyanızda paylaşmayın bazı şeyler size kalsın. Neredeyse cucuna kadar koyacaklar yani. Bu da bana biraz her şeyi sosyal medyada paylaşılması eee ne bileyim ciddiyetini bozuyor insanın ya. Belirli yaştan sonra da bir saygınlık, bir ciddiyet olacak insanda. Ben 65 yaşıma geldiğimde bana 20 yaşındaki insana yapılan muamelenin yapılmasını istemem. Benden küçüklerin bana saygı duymasını isterim. En azından yaşıma hürmet etmesini isterim. Ama sen onlarla onların seviyesini nersen ya ne, ne var lan, sana o espri ben istemem. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz ve Safiye Soyman'a da hem bu estetikleri konusunda hem bu bırak artık şu faikle ilgili niye paylaşıyorsun böyle bir bilgiyi ne gerek var. Yok işte kadınlar bilmem ne yapıyormuş da bilmem ne. Ne bileyim işte artık takdir sizin arkadaşlar. Hadise yine biliyorsunuz kalçalarıyla dans ediyor falan buna yakışıyor. Avrupa'yı bir styling var hadisede. Yani hem çok bizden hem çok Avrupa'yı. ikisini de çok güzel meç etmiş. Yani ben hadiseyi bazıları hadiseyi beğeniyorum dedim diye kızan, kızan da var. Yani hem eleştiriyorsun hem beğeniyorsun. Ya beğenip de birini eleştiremez misin? Yanlış yaptığında eleştirirsin de ne bileyim tarzını, stilini beğenebilirsin de yani. E, dans etmiş e, bir de Simge'nin sahnede dans ettiği e, videosunu yan yana koymuşlar. ...hangisi diye de kıyaslamışlar. Açık ara hadise tabii ki. Simge dans etmiyor ki. Simge soyunmuş, buraya kadar yırtmaç açmış. Kıçını başını gösteriyor. Dans ettiğini düşünmüyorum Simge'nin. Derin dekolteler vererek dikkat çekmeye çalışıyor. O Yazık o kadar da güzel sesli bir kız. Son zamanda giydiği kıyafetler şu an önümde. Yani edep yahu buraya kadar yırtmaç. Bakın buraya kadar abartmıyorum. Bir de böyle bacağını açıyor böyle gösteriyor. Tam buraya kadar. Burada yırt, bele kadar yırtmaç olur mu ayol? <laughs> yani hani şunun şurasını anlarım falan. Her şeyin içinde zarafet olunca güzel oluyor. Hönk diye bir çıplaklık. Hönk diye komple sırtını aç, göğsünü aç, bacağını aç. Yani ucuzlaştırıyor, avamlaştırıyor. Şu benim karşımda gördüğüm görüntü ucuz. Yani açmış o bacaklarını kaldırıyor. Ya sen şarkıcısın senin mesleğin e, bedenini teşhir edip bedeniyle hani var olan ona da saygı duyuyorum. O mesleği yapan e, ne bileyim işte direkt dansı yapanlar var, dansçılar var okey ama yani bir e, şarkıcının buraya kadar yırtmaç açtığı zaman bir de o bacaklarını kaldırarak söylediği şark şarkılar da arabesk gibi. Yani yapışmıyor yani yandım yandım diyerekten bir şarkı söylüyorsun bacaklarını kaldırıyorsun anlanıyorsun buraya kadar yırtmaç. Oha yani çok komik. Yine hani hadisenin şarkıları biraz daha böyle şey değil hani çok dramatize şarkılar değil. Simgeyi açın yani 3-5 tane hareketli şarkısının dışında hep dramatize şarkılar. O dramatize şarkıları söylerken buraya kadar yırtma açın. Çok soyunuyor artık öyle ya göğsünü çok açıyor ya yani ya tamam fiziğin güzel olabilir güzel kadın olabilirsin ama şarkıcılar bu kadar soyunmamalı diye düşünüyorum. Yani siz ne dersiniz bilmiyorum. Hadiseyi beğeniyorum kardeşim. Hadise o kadar çıplak değil ayrıca. Güzel bir parlak kaleme tek giymiş. Artık belini açabiliyor şurada falan. Bayağı da zayıfladığı için. O ikisini mukayese etmişler ama ay mümkün değil. Mukayese kabul etmez. Açıklara hadise diyorum. Şimdi bugün gene bu bir asla siyaset yaptığımı düşünmüyorum ama bir eleştiri olsun. E, tabii anke, anket yapıyorlar, soruyorlar kime diyor işte e, oy vereceksiniz diye soran, sorulduğunda işte bazen AK Parti sempatizanları AK Parti'ye zarar verdiğini düşünüyorum. Onlardan bir tanesi kadın soruyorlar işte kim sizin e, Cumhurbaşkanı adayınız diye soruyorlar. Kadın kullandığı kelime <laughs> o kadar seviyesiz ki o kadar kötü ki diyor ki bundan diyor siz bilmezsiniz. Niye bilmesin canım 25 sene önce 45'li yaşlar hadi bırakın onu 35 yaşında birisi de 20, 25 sene öncesini hatırlar yani. Sanki insanların hafızası yok bir bunların hafızası var. 25 sene önce diyor siz bilmezsiniz diyor. Hastanelerde diyor doktorlar diyor adam seçerdi diyor ben hastaneye gittiğimde diyor beni diyor aşağılıyordu diyor doktor. Ondan sonra Oradan diyor, şimdi diyor, biz diyor doktor dövüyoruz, o seviyeye geldik diyor. Ay i̇nanabiliyor musunuz övündüğü şeye bak. Yani doktor döven seviyeye geldik diyor, doktorlara dövüyoruz diyor. Gelişmeyi fark ediyor musunuz diyor. Yani doktor dövmekle övünen bir profil var ya. Şaka yapmıyorum gerçekten bunu söyleyebilmiş bu kadın ya. Yani akıl tutulması yaşıyorum ya. Sen tuttun partiye de zarar veriyorsun. Şu Söylediğine bakar mısın? Aysun Kayacı boşuna dememişti, da, bilmem dağdaki çobanla benim oyun bir mi diye. Ya bundan seçmen olsa ne ki? Kriterine bakar mısınız yani? <laughs> yani kriteri doktor dövmek. Ya o seviyeye geldi, o gelişmişliğimize bakın diye. <laughs> yani bu nasıl bir bakış açısı? Gerçekten hiç iyi yere gitmiyoruz. Yani korkunç bir şey ya, böyle bir şeyi nasıl söylersin sen ya? Doktor dövmek marifet mi ya? yani övüneceğimiz ne bileyim eğitimimizle övünebiliriz bakın eğitimimiz gelişti diyebiliriz bir takım konularla övünebiliriz eğer varsa bir gelişme ama dövmekle saldırmakla bunlarla övünülür mü ayol <laughs> hadi neler göreceğiz gelelim şimdi tekrar Seda Sayan'a evet Seda Sayan Nuray Yıldız e, diye bir güzellikçiye zannedersem Lolita olacağım diye e, 65 yaşında Lolita 65'lik Lolita Lolita olacağım diye Seda Sayan zayıflamak için ee, ...yakın dostu, güzellik uzmanı Nuray Yıldız ile çalışmaya başladı. Sahnelerin Barbie bebeği olarak nitelendirilen sayan... ...kısa sürede 16 santim inceldi. Nuray Yıldız'ın son teknolojisi Star Slim cihazı sayesinde... ...incelen Seda Sayan, stilinde değiştirip... ...bundan sonra beli açık kıyafetler giyecekmiş. Gerçekten güzel zayıflamış. Okey, takdir etmek lazım. Ama yani... Bence çok da çirkin duruyor. Göbeği möbeği bir yamuk oradan yağmağa çektirmiş herhalde. E, göbek deliği güzel durmuyor. Ya. Onu söyleyeyim bir kere. Belinin inceliği güzel. E, sıkılaşması güzel. E, o yaşta bir kadının bakımlı olması çok güzel. Takdir ediyoruz. Ama senin kalkıp bu yaptırdığın işlemleri e, oradan görüntü veriyor olman bir az soliste, bir ağırlığı olan e, televizyoncu bir kadına yakışır mı ya? bu Bunu yapan popüler olmaya çalışan infiluzurlar yapar bunu yani ilgi çekmeye, dikkat çekmeye çalışanlar. Yok bundan sonra göbeğini açacakmış, göbeğini açtıran kadın diyerekten. İşte Seda Sayan hayatımda hiç göbeği açık kıyafet giymemiştim. Nuray Yıldız sayesinde yaz için gardırobumu göbeğimi açık kıyafetlerle dolduracağım. Güzelliğinize güvendiğiniz ellere bırakın. Nuray Yıldız bana göbek açtırdı dedim demiş. Yani güya işte güzellik acaba bunlar hep sponsorlu mu yani? Ayo zengin karı bunun paraya mı ihtiyacı var? Yani orada 3-5 makineye girebilmek için kalkıp da göbeğime bir işlem yapılırken videomu çekip Instagram'a koy. Yüzümü ipler tak çekilirken koy. Yani ne bileyim bu bana çok tuhaf gelmiyor mu size de ya? Gerçekten artık sanatçılara da saygı kalmadı. Bunların bu yaptıklarıyla insanlar saygı duymuyor ya. Senin şu influencerlardan, sosyal medyada abidik gubidik işler yapanlardan ne farkın var? bak bana tuhaf geliyor bilmiyorum siz ne dersiniz. Gerçekten e, çok da şaşırıyorum yani. Koskoca ya biz hani 45 yaşlar biliriz bir zamanlar hayran olduğumuz kadınların düştüğü duruma bak. Hani Allah ne demedi ne de az verip azdırmasın çok verip kudurtmasın bunlar çok parayı bulmuş kudurmuşlar yol... O, yani oramı gerdireyim buramı gerdireyim ya bakın deprem yaşadık ölüm var. Şöyle bir oturun şapkanızı önünüze koyun gelmişsin 65 yaşına Yüz, bu bu kadar daha ömrün yok. Yani bir bu kadar daha ömrün yok. Yani bin, bin, ben anla ya utanma da yok bunlarda. Ben olsam utanırım ya. 65 yaşından sonra göbeğimi açacağım demeye, genç kızlarla yarışmaya. Yok işte bilmem ya bunlar yaş kompleksine girmiş. İşte güzel görsellik kompleksine girmiş. İddialı yani sürekli bir yarış halindeler. Ne ya, ya manasız. ...gerçekten ne manasız... E, ...şurada 10 senem daha var... ...10 sene sonra e, ne olacak yani... E, ...bütün gün makineye girsen ne olacak yani... ...çok enteresan... ...birazcık da doğala bırakmanın da... E, ...daha doğru olduğunu... ...düşünenlerdenim... ...bu kadın da ilgi çekmeyi seviyor... ...Selen Görgüzel... ...Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra... ...her gün magazine malzeme vermek... ...belki de dikkat çekmek için... ...bir gün çıkıyor işte... E, asgari ücretle ilgili yorum yapıyor. Bir gün çıkıyor bilmem farklı farklı ülke gündemiyle ilgili konularla yorum yapıyor. Şimdi de katıldığı bir programda sorulan sorulara bakın ne demiş Selen Görgüzel yakışıklı çocuk geçtiğinde bütün bütününe bakarım Hamdi'yi düzenli olarak aldattım demiş. Yani kelime bir kere çirkin. Ondan sonra Hamdi Bey'i hep Hamdi'ye Hamdi de hep bakıyordum ee, güzel kadına eve arabaya ve çiçeğe bakarım eski eşime ne kadar yakışıklı adam baksana diyordum benim içim ve dışım birdir diyor Ay bu içi dışı birlik değil yani bu artık avamlık, ucuzluk. E, gözümle aldattım demeye getirmiş sonrasında. İşte gözümle işte bakıyorum aldattım. İşte yani bu bunu söylemek bile çirkin ya. Evli bir kadını düşünsene ben evliyken kocama ne ne, ne gözle bakıyorsun başka adamlara hep baktım ettim. Hani beğenmek başka bir şey aldatmak başka bir şey. Gözdür bakarsana baktığımı beğendim Allah sahibine bağışlasın falan demek başka bir şey. Ama sen kalkıp ilgi çekmek için Hamdi'yi düzenli olarak aldattım demen çirkin ya. Dikkat çekmek için. Bakın dikkat çekmeye çalışmakta da başarılı. Bütün magazin sitelerinde almışlar bu haberi. Hamdi aldattım diye. Şap. Tak. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim. Yani güzel de kadın biraz ağzı büyük. <laughs> <laughs> Güzel kadın Şaşı da biraz. Ay bende övüyor mu gömüyor mu <laughs> Ama yani sen böyle bir açıklamayı niye yapıyorsun kardeşim? Farklı konumu kalmadı. Yani hem kocanı da madara ediyorsun, hem kendini de rezil ediyorsun. Yani ne bileyim bilmiyorum. Allah'ım ne günlere kaldık? Yani üzülüyorum da. Şimdi üzüldüğüm bir haber. Hülya Voskaya. E, sosyal medyasından paylaşımlarda bulunuyor. Anne çok kanser duyuyoruz ya. Ay, inanın üzülüyorum gerçekten. Kaç günüm var bilmiyorum. Bir süredir yumurtalık kanseriyle mücadele eden usta sanatçı Hülya Bozkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gitmek için değil kalmak için bütün mücadelem ifadelerini kullanmış. Bozkaya paylaşımına takipçileri bu hastalığı yeneceksin diyerek destek mesajları yağmış. Umarım yener. Biliyorsunuz birçok insan da kanseri atlatıyor, yeniyor ama ne diyeyim yani işte e, geliyoruz, doğuyoruz, ölüyoruz. İşte ibret almak lazım, bunları da görmek lazım. Pamuk ipliğine bağlıyız. Yani yarının olacağı belli değil. Hırslara kapılmanın, egoya kapılmanın, çok fazla görsel yaşamaya çalışmanın. Boş, nafile bir çaba. Ölüp gideceksin. O yüzden e, çizgiyi ve dengeyi çok böyle bozmadan yaşamakta fayda var diyorum. Şeyma Subaşı ile ilgili enteresan haberler var. Şeyma Subaşı e, biliyorsunuz Acun e, 125 bin lira mı, ne nafaka veriyormuş evlendi nafaka falan kesildi. Yani hem nafakadan olduğu gibi oğlan e, Şeyma Subaşı ile süredir aşk yaşadığı milyarder sevgilisi Medo e, ailesinin baskısı üzerine kıza evlilik sözleşmesi imzalatmış. Kız da imzalamış yani evlilik sözleşmesi yapmış. Ona dair haberler var. Yani ben bunların evliliğinin uzun süreceğini düşünmüyorum. Bu kız da bakmayın bu kadar çağşağlı görünüyor. İşte yok işte ne bileyim zengin adamlarla görünüyor ama bunun da hiç ben sonunu hayırlı görmüyorum. Dediydi sevda dersiniz. Tabii ki kimsenin de kötülüğünü istemem. Kötü bir anlamda söylemiyorum ama Hayır pek de hayırlı görmüyorum. Yine Kadıköy'de hemen kısa kısa geçeceğim. Gene 40 dakikaya yaklaştık. Sonra videolarım geç yükleniyor arkadaşlar. E, İze Çapa'dan aldım bu haberi. Kadıköy'de bir kişi şarkı söyleyen müzisyen Cihan e, Aymaz ile isteği, istediği türküyü çalmadığı gerekçesiyle kavga etmeye başlamış. Kavga sırasında bıçaklanan Aymaz denize düşmüş. Denizden çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırılıyor. Genç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybediyor. Bu kadar ucuz olmamalı insan hayatı ya. Ekmeğini yani orada sokak müzisyenliği yaparak para kazanan bir insana nasıl gidiyorsun da kıyıyorsun ya? Bir şarkı için bir insan öldürülür mü? İnsan hayatı bu kadar değersiz mi ya? Yani gerçekten anlamakta e, güçlük çekiyorum yani. Çok seviyorsan artık teknoloji var aç teknoloji elinde e, dinle yani. Bilmiyorsa bilmediği birine zorla bir şarkıyı söyletmekte gerçekten böyle insanlar var biliyor musunuz? Hemen bir anımı anlatmak istiyorum. Sahne yıllarımda çalışıyorum anacım. Ben de çok dik başlıyımdır ha öyle bakmayın. Çok merhametliyimdir, çok vicdanlıyımdır, çok iyiyimdir ama işimde disiplinliyimdir. Böyle dayatmalara, böyle ne bileyim son derece ne bileyim disiplinliyimdir yani. Ve işimin dışına çıkmayı sevmem, Birilerinin öyle oyuncağı almayı hiç sevmem. Hele de işimi hafife almayı, gölgelemeye çalışan birler önce tırnaklarımı, pençelerimi çıkarırım. İşte sahne hayatı, gazino hayatı çalıştığım mekanlardan bir tanesinde... eee İlla bir masayı gösterdiler. Masada şarkı söyle, patron geliyor, patrona kadar yani. Normalde patron gelmez, e, müdürler geliyor, o geliyor, bu geliyor. Ya bir tane masada şarkı söyleyeceksin diye. Adam da biraz cıvık, böyle bir nasıl diyeyim? E, hani düzgün birisi olur, gider oturur, bir tane masasda şarkı söyleyebilirsin. Cıvıklığı, e, yıllıklığı her tarafından belli. Ondan sonra neyse, e, neymiş? E, e, Mafya bir isim söylediler oradan e, şimdi ismini vermeyeyim pot kırmayayım aklıma da geldi ki ben Alzheimer'ım doğru düzgün isim hatırlayamam bak şimdi adamın da, a, a, ismi de aklıma geldi. Biri gidiyor biri geliyor illa o adamın işte ne, neyse artık bir şey özel günü oturacakmışım orada bir tane ona şarkı söyleyecekmişim civıklığından hareketlerinden çünkü sahne boyuncası böyle böyle yıllık kalkıyor da öyle bir şeyler yapıyor. E düşünsenize saygısızlar. Siz orada şarkı söylüyorsunuz. Ha, ha 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 gülüyor bilmem ne. Böyle bir garip hani saygısız, cıvık belli hareketlerinden gitsen otursan başına iş. Yani ne yapacağı belli değil. Hani kontrol tabii efendi beyefendi biri olur gider oturursun şarkı söylersin. Neyse kalabalık da bir Kadınlar falan da var yanlarında. Ondan sonra hayır dedim ben dedim benim böyle bir zorunlulum yok işim yapıp çekip gideceğim kardeşim zaten orada bir bir buçuk saat şarkı söylüyorum çekiyorum gidiyorum başka yerde dedi sahnem var. Ondan sonra ay bu sefer adamın ismini söylüyorlar işte bura karışır da başımıza iş alırız da falan da biri gidiyor biri geliyor. En son patron geldi dedi ki biliyor da benim de huyumu ya dedi sevda dedi olay çıkacak dedi ondan sonra adamın ismini söylüyor şu masaya gidip dedi ne var iki tane şarkı söylesen ben dedim o adamdan gıcık kaptım kardeşim. Adamın hareketlerini sevmedim. Ben dedim gidip orada şarkı söylemem. Çünkü ben sahneye çıktığımda da beni dinlemiyor. Ha 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 bir gülüşü var yani hiç. Belli yani iplemiyor. Hem seni iplemiyor gibi görünüyor ama hem de senin yanında ona şarkı söylemeni istiyor. Aslında sen de değil orada başka bir sanatçı da olsa hava için. Yani masada geldi şarkıcı solist şarkı söyledi. Neyse arkadaşlar uzatmayayım. O zaman dedi sen dedi hiç gittiğini belli etme dedi. Sazlar inmesin dedi. Sazlar dedi çalmaya devam etsin dedi. Arka kapıdan usul usul dedi. Sen dedi tüy dedi. <laughs> İlk defa böyle bir düşünün. Ben şimdi sağda vangarongor çalarken böyle sanki ara veriyormuş gibi çaktırmadan geldim. Hemen gittim içeride kulisten çantam var. Şöyle büyük bir kostüm çantam vardır. İçinde hep yedekli e her şeyin bulunur yani. Aldım hemen böyle giydim üstüme böyle bir Kabağın gibi vardır bağladım. Tık 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 kenardan zaten kalabalık da içerisi. Ondan sonra kaçıyorum yani. Bir bineceğim arabamı çekip gideceğim oradan. Ay tam böyle merdivenlerin köşeyi döndüm. Tık diye o mafya dedikleri adam bir de yani. Kalabalık bir masa ay, çağıran adam değil. O asıl o adamdan dolayı o masaya da gitmemi istiyorlar. Tak diye önüme geçti Sevda Hanım nereye diye. <laughs> Ama adam mafya dedikleri daha kibar o. Kıçı başı oynayıp sürekli bağıran çağıran adamdan. Ee, dedim e, kusura bakmayın dedim işin doğrusunu söyledim sizin dedim arkadaşınız saygısız ben sahneye çıktım bağıra çağıra konuşmaya devam ettik kahkahalar attı kadınlara ayağa kaldırdı ve bana saygı göstermedi ben bana saygı göstermeyen birinin masasında şarkı söylemem çekin vurun gene de yaptıramazsınız bana dedim Ama <laughs> da o da güldü böyle. Ondan sonra çok baktık yani savunulacak bir tarafı yok adamın hala ta adam Salon buradaysa biz ne kadar 20 metre ötesinde koridorda konuşuyoruz adamın bağırtıları geliyor. İyi e, çekmiş kafaydı dengesiz bir adam yani. Peki hanımefendi dedi bir şey de söylemedi kusuruma bakmayın dedim ee, böyle bir şey gel, 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 gelişti ee, siz arkadaşınızı zapt dedim ben gelemem dedim topukladım gittim arkadaşlar yani ve sonrasında biliyor musunuz? bir şeyler herhalde olmuş. Mekan kapandı 3-5 gün. Artık ne oldu orasını bilmiyorum. Yani böyle şeylerle, böyle dayatmalarla maalesef karşılaşıyor müzisyenler, şarkıcılar. Hayatta neler oluyor neler ki hele de sokak şarkıcısı kim bilir orada yoldan geçen hırlısı var, hırsızı var, bin bir çeşit sapı var. Kimlere kimler... Kötüye denk getirmesin Allah işte birisi geldi hayatından oldu. Çok üzüldüm gerçekten Biliyorsunuz daha önce de Ankara'da bir müzisyeni istek okumadı diye çekti vurdular kapının önünde. Ya bu şiddet şiddet bıktık ya gerçekten yani hiç yaşanası bir dönemde değiliz arkadaşlar. Allah gençleri korusun, gençlere yardımcısı olsun diyorum. Ve hemen e, süremi çok açtığım için şöyle bir bakıyorum. E, aslında birçok bir da ay aydın Aydın haberini de vermek isterdim. E, i̇kinci sayfaya aydın katıldı kilo verdim falan dedi ama gene de o yüzü. Çok iyi görmedim Aydın'ı ki Aydın'ı çok severim. Çok tatlı. Yani gerçekten kalbinin iyi olduğuna inandığım insanlardan ama işte o biraz yüzüne yaptıkları onu deforme etti. Ee, biraz daha kilo verirse eski o dedi 90'lardaki o popüler olduğum zamanlardaki kiloma ineceğim falan diyor. Azim. Azim her şeyin başı. Çok azimli gördüm Aydın'ı kilo verme konusunda. Verecektir de hayır dedi mide ameliyatı falan olmadım. Sadece dedi hamur yemiyorum işte ekmeği şekeri kestim. E, o şekilde zayıflıyorum dedi. Aynısını biliyorsunuz ata da söylemişti. Karbonhidrat beslenmeyi bıraktım. Et tüketiyorum balık tüketiyorum ama asla işte ekmek türevi şeyler yemediğini söylüyor darısı benim başıma dedikten sonra arkadaşlar bugünkü magazin konularım bunlardı. Yarın yine daha farklı birçok daha haberim vardı biliyor musunuz. Niye bu kadar zaman çubucucuk geçti bilemiyorum ama zaman su gibi aktı arkadaşlar. Neyse Sevaş'ınız sizi çok seviyor. Yarın yine farklı konularla görüşene dek hoşça kalın. Mutlu kalın. E, beğendiyseniz bir like atarsınız. Abone değilseniz abone olursunuz. Sevaş'ınızın kanalını desteklemiş olursunuz. Kanalımız büyüdükçe daha farklı konularla, daha güzel ortamlarda birlikte oluruz dedikten sonra hepinizi kucak dolusu öpüyorum. Hoşçakalın.